TV Uzan Haber hoş geldiniz. 17 Eylül Salı sıcak bir gelişmeyle bir son dakika bilgisiyle başlıyoruz. Orta Doğu yeniden daha kaotik bir duruma doğru gidiyor. Çünkü İsrail, Lübnan'a, Beyrut'ta Hizbullah'a bir siber saldırı gerçekleştirdi. Dijital saldırı gerçekleştirdi. Neydi bu? İsrail, Hizbullah'ın taşıdığı el telsizi ve iletişim cihazlarını yüksek teknoloji kullanarak patlattı. Olay sırasında binlerce kişinin yaralandığı bilgisi var. Hatta Lübnan Büyükelçisi'nin yaralandığı bilgisi var. İsrail'in çağrı cihazlarına hacklediği düşünülüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı halktan kablosuz iletişim araçlarını bir süre kullanmamalarını istedi. İsrail, Hizbullah'a bu kez farklı bir yöntemle saldırdı. Artık o ikinci cephe daha da farklı bir sürece evrilecek. Bakın o görüntüler de geliyor. İşte Hizbullah'ın elindeki telsizler, iletişim cihazları ya da vatandaşın elindeki onu tam olarak bilmiyoruz. İlerleyen dakikalarda daha net bir bilgi gelecek. Çünkü bir pazar yerinden görüntü var. Orada da bir telsizin iletişim cihazının patladığını net bir şekilde görüyoruz. Bakın yerde yaralılar var, yatanlar var. Onlara ilişkin bilgiler de henüz net olarak gelmiş değil ama çağrı cihazlarının patladığı bilgisi, iletişim cihazlarının patladığı bilgisi var. 1200'den fazla yaralının bulunduğu belirtiliyor. Beyrut'un güney banliyölerinde çağrı cihazlarının bulunduğu araçlar ilerliyordu. Bir değişim bu yanı var. O araçların olduğu, o çağrı cihazlarının olduğu araçlar bir anda patladı. Hizbullah araçları ve çevredekilerin ellerindeki çağrı cihazları, telsizler, kablosuz iletişim araçları patladı. Ve saldırı sırasında hem Hizbullah mensupları hem de o anda bakın pazar yerinde, caddede, sokakta bulunan, markette, elinde cihaz bulunan herkes Yaralandı. Lübnanlılar tabi bu saldırının ne olduğunu anlayamadılar. Yaralılara ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı saldırı esnasında yaralananlar yine çevredeki hastanelere kaldırıldı tedavileri devam ediyor 1200'den fazla yaralının olduğu bilgisi var. Bunların durumuna ilişkin net bir bilgi yok. Sayının artmasından da yine tabi ki endişe edilmekte. Bir açıklamada peş peşe geldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama var olayın ardından. Hastaneye başvuranların tümünün ellerinden, kollarından ya da o kablosuz iletişim cihazlarını nerelerine koydularsa, ceplerinden, bacaklarından yaralandığı kaydediliyor. Bakanlık bir uyarıda da bulundu. Lübnan Sağlık Bakanlığı kablosuz iletişim cihazı sahiplerinden olaya ilişkin bazı noktalar aydınlanana kadar cihazlardan uzak durun uyarısını yaptı. Çünkü yeni bir eylem daha gerçekleştirebilir. İsrail, İsrail'in çağrı ve telsiz cihazlarını hackleyerek patlattığı şüphesi söz konusu. Tabii İsrailli yetkililer de bu olayın araştırıldığını ifade ediyorlar. İsrail kanadından da henüz yapılmış net bir açıklama yok. İsrail hükümeti bunu yaptı mı yoksa İsrail içerisinden hacker'lar bu eylemi mi gerçekleştirdi? Lübnan'da bu sürece kadar aslında bambaşka bir nokta vardı. Tıpkı Gazze'ye yapıldığı gibi, Filistinlilere yönelik yapıldığı gibi orada da bin bombardıman süre geliyordu. Uzun bir dönemdir Hizbullah'a yönelik zaman zaman Hizbullah kanadından da İsrail'e bir Füze saldırısı, drone saldırıları gerçekleşiyordu. Orada ikinci cephe aslında çok öncesinde açılmıştı. Özellikle tabi İran'da yaşanan süreç, İran Cumhurbaşkanı'nın öldürülmesi bu fitili ateşleyen noktalardan bir tanesi oldu. Hizbullah'ın eylemleri sıklaşmıştı.